Evet, selamun aleyküm. Arkadaşlar, arabayı bıraktık. Bir hafta geçti. Bir hafta sonra boyayı kontrol etmek için Ümen Otosan'a tekrar geri geldik. Bakalım bizim usta macun işleri nasıl yapmış? Hem merak ediyorum şimdi doğrusu, hem de sabırsızlanıyorum. Şöyle yan tarafa da geçelim. Evet, tam karşıda gördüğünüz burada. Evet, arabayı bir hafta sonra bu halde arkadaşlar. Bakın, komple göçükleri giderildi, macunlandı. Üzerine akrilik astar asıldı. Şimdi araba fırın boya için sulzun para yapılıp temizliğini yapılıyor. Beyaz renk de güzel oluyormuş. Ya bak, güzel farklı durdu arabada beyaz. Araba açık mavi renk ama şu anda. Boyasını parlatmak için o kadar cilalar attığım aracımın bu halini görmek tabii ki arkadaşlar üzüntü verici. Ama tabii ilerleyen zamanda daha da iyi olacağını bildiğim için üzüntüm bir nebze olsa geçiyor. Evet, şimdi boya dükkanına geldik. Bakın, boya dükkanında boya seçiyoruz. Hangisi? Mesela şu senin ikisinin bir koyusu, senin araban mı renk olabilir? Şu değil mi? He. Değil mi? Şu yıldız mavisi nasıl? Daha mı şey? Bunun hangisi koyu abi? Mavi ağırlı. Şu daha koyu. Şunun şeyle alakası yok. Bir de bunlar eski renkler. Bunlar artık gelmiyor. Elimizde yok bunlar. He. Anladım abi. Neyse, bakalım. Bakalım. Şu? O çok koyu. Bunlar çok koyu abi senin arabanın. Hmm. Yoksa sen böyle istiyorsun, evet, da içleri evet, farklı. Evet, aynen. Yani senin arabanın rengi bu renk. Şey, kalın hiç oynamayın. Orijinalini hiç oynamayın. Şu hiç gitmeyin yani. Ben de öyle diyorum ama. Araba yeni model bu arada. Ya bakalım. Sıkıntı olursa diyor, bir daha boyarız içlerini, bantlarız. Ne yapalım? Ne demek? Tatlı bir rengi var yani sonuçta. Bence de öyle. Bir yapayım mı? Yap abi sen. Sen yap abi, hazır onu. Evet, burada boya atölyesinde boya yapacağız şimdi. Lumini hazırladık. Orijinal arabanın orijinal rengi bu. İçinde katalogdan bir renk beğendik ama bakın aradaki fark var mı, ona bakıyoruz. Çok var. Var yani. Bizimki daha koyu, o daha açıkmış ya. Evet. Sence hangisi daha iyi? O daha iyi. Daha mavi, daha mavi. Diğeri daha mavi. Bunu mu istiyorsun şimdi? Tamam. Ama şimdi acelesi yok, şimdi getiremiyor, yapamıyor ki. Alırım başka yerden. He, tamam. Boya seçtim. Şu anda boya hazırlanıyor. Hazırlandıktan sonra arabayı fırına hazırlayacağız. Ve fırında boyamayı vereceğiz. Birbirinden farklı boyalar var ya. Her türlü boya var burada. Evet. Baksana, en var çeşitli araba boyası. Spreyler. Sen kaçta boyayacaksın arabayı? Bu arada çok enteresan. Şu arabayı fırında boyayacağız. Boya için randevu alıyoruz. Saat 12'de şimdi başka araç gidecek. Saat 12'ye kaç var? 20 var. 12'de bir araç gelecek, o çıkacak. Biz saat 2-2.30 gibi boya fırına gireceğiz. Fırında çok enteresan randevu çalışıyor. Yani öyle bildiğiniz gibi değil. Ama bu da şeymiş bu arada. Burada pres baskılı yapılıyor. Sprey boya. Sprey abi. Dolma yapılıyor. Sprey boya. İstediğin boya sprey yapılıyor. Rengimiz geldi. Arabanın rengi hatırlanıyor şu anda. Malzemeleri aldık arkadaşlar. Verniklerimiz burada, boyalarımız burada. Tiner. 2 kilo boya aldık. Ya bu malzemeleri sen buraya bıraksan, o boya gelip alsan, bir daha taşımasan olur mu? Boyalarımızı aldık. Burası sanayide her taraf koşturma halinde. Herkes bir işin peşinde. Biz de şurada fırın atölyesinde saat 2'ye randevu aldık. 2'ye yetişirsek ne hala arabayı boyayacağız. Yetişemezsek akşama doğru fırına sokacağız. Burada her yerde bakın boya dükkanı, fiberciye. Hadi bakalım, işleme başlıyoruz arkadaşlar. Evet, arabayı fırın için randevu aldık. Şu an zımpara işlemleri yapılıyor. Sulu zımparayla sıfır yüzey elde etmeye çalışılıyor şu anda. Fırın öncesi. Bayağı da iş var gözüküyor ama 2 saatte kadar yetişir mi bilmiyorum. Hani inşallah yetişir. Zamanla yarıştığımız için. Araba ne halde ya, baksana ya. Vay be. Evet, bu arada arkadaşlar farlarda bildiğiniz gibi mercekli farlarımız vardı, Angel'lı. Farları da yeniliyorum. Bu araba o kadar boyandıktan sonra eski sarı farları takmak da olmaz dedik. Burada Ümraniyesanayi'de yok. Burada Mercedes var. Bunlar komple değiştiriyorlar fabrikada. Fakat bu Ümraniyesanayi'de bu alüminyumları düzeltme yapılabiliyor. Abi tek tek elle uğraşmış, zahmetli. Günlerde bununla uğraşıyor. Daha önce geldiğinde buralara puntular yoktu. Puntular eklemiş. Geliyor bir hasarsız, boyasız. Bakın bu arada
İşçiliğimizi yapan Güran Usta. Telefonu aşağıya bırakacağım arkadaşlar. Boya ihtiyacı olan arkadaşlar varsa itinalı güzel içlikte araba boyanır. Değil mi Güran Usta? Evet abi. Bak böyle içlikte bulamazsın arkadaşlar. Ümran Sanayi'de. Resmen emek harcıyor. Bir haftada bizim arabayla uğraşıyor sağ olsun ya. Otoboya işin en yorucu kısmı zımpara işi. Güran söyle söylüyor. Yukarıdan aşağı doğru zımparayı numarada ufalıyor suyla beraber. Şu an 800'lük mü o? 400. Daha aşağısı ne oluyor? 800 son. Öyle mi? Evet. 800 boya hazırlık herhalde zımparası. Bayağı bir yorucu. Şimdi Güran'sa 400 geçiyor. 800'ü de abi geçecek şimdi herhalde. Mola veriyor. Dinleniyor. Dinlenmede. Evet, zımparalama işlemleri bitti. Bizim motor da tabi bu da bitmiş bayağı. Bayağı toz içine kalmış burada. Macun tozları halinde. Boydan sonra bayağı bir temizlik bizi bekliyor gözüküyor. Ama olsun temiz bir boy olsun da boy işlerini sonra hallederiz. Bayağı bir pigar macun tozu. Evet arabayı bıraktık. Şimdi araba maskelenecek. Ünal Sanayi'den Bostancı Otosan'a geçip bizim arabaya para alma geçiyorlar. Sen şöyle geç, ben geçeyim. Sen geri gel, o geçsin. Ortalık karıştı, trafik yoğun. Her yerde araba var anasını. Aslan çıkamıyor. Ya. Geçmiş ya. Darıcı sanayi ya. Bekleseydin dayı ya 2 dakika. Ne olurdu amına koyayım. Evet. Sunuyoruz biraz, sıkıntı yok. Nasıl sanayide? Buradan da araba çıktı ya. Lan arkadaş böyle bir şey yok ya. Evet. Her yerden araba çıkıyor ya. Her yerden. Dikkat, araba çıkabilir. Hani çıkan arabalar da dandik değil ha. Hep böyle üst seviye. Aynen. Bak taksiye dikkat, kartal geliyor şimdi. Arkadaş, evet. Hadi sen de geç, hadi sen de geç. Şöyle, şöyle. Bu da yeni boyanmış ya. Oo, sarı taksi boyandı. Aynen, soldan yukarı çıktı hemen. Şuna çıkalım şuna ya. Çıkalım abi. Hayda, buradan da Fiorina geliyor. Aynen. Karıştı, işler karıştı. Abi böyle karışıklık yok ya. Şu caddeye geldik, alışık oldu. Evet, arabayı maskelemeye bıraktık. Şimdi Ümraniye'den Bostancı Otosan'a gidip arabamıza bir çift yeni far alacağız. Bir firma buldum. O firmada şu an elimde far stoğu mevcut. Far almalıyız şu şekilde. İnşallah farı bulabiliriz. Bostancı Otosanay'a geldik. Şansımıza iki tane far bulabildik. Sağ sol yeni sıfır far aldım arkadaşlar. TC marka. Şakin arabaya koyduk. Şimdi otoboyanın yanına devam ediyoruz. Farlarımızı değiştireceğiz. Hadi bakalım. Ya Ümraniye'de trafik vardı. Bak Bostancı'ya geldik. Burası trafik ya. Adam var ya bütün sanayilerde iş var biliyor musun? Ondan sonra ağlıyorlar. İş yok, iş yok diyor. Bütün dükkanlar kalabalık. Bak. Her yerden araba giriyor çıkıyor. Evet farlarımızı aldık. Şimdi tekrardan arabamızın yanına gidiyoruz. Fırın boyada araba maskelenecek. Boya hazırlanacak. Boyanacak daha sonra birazdan. Şimdi bakın farları da daha sonra boydan sonra takacağız. Şimdi fırında görüşürüz. İbrahim Sanayi'ye geldik. Bakın her taraf hatasız boyasız araç dolu. Görüyorsunuz hatasız boyasızlar. Her yer. O kadar yoğun ki. Abi sanayi içinde trafik var ya. Gidemiyoruz ya. Böyle bir şey yok ya. Şuraya bak. Ne olsun. Soldan değil mi? Soldan soldan. Gidebilirsen soldan. Ama benim gözlerim ama sen, senin şapkan çok güzel ama ya. Yani şapkan ya. Çok güzel. Ela gözlerimden bu elden gider. Zülfü perişanım, silmenol, menol, silmenol, menol. Ses de var maşallah. Beni ağlatırsan, doy
başı.